Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orja Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve fonksiyonlar konusundayız artık. Fonksiyonların ilk testinin çözümleri de yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk testimizde fonksiyon kavramı, fonksiyonları tanım ve görüntü kümelerinden bahsedeceğiz. Burası önemli açıkçası. Buralarda genelde bocaladığımız yerler oluyor. Şimdi sol taraftaki küme bizim neydi arkadaşlar? Tanım kümemizdi. Sağ taraftaki küme ise değer kümemizdi. Burada gördüklerimiz ise görüntü kümesiydi. Bakın A kümesi tanım kümesidir. B kümesi değer kümesidir. F A da arkadaşlar nedir? Görüntü kümesidir. Yani GK'dır. Ben kısaltarak söylüyorum. Şimdi buna göre F bağıntısı bir fonksiyon değildir. Şimdi fonksiyon olması için ne olması lazımdı? Her elemanın yalnız bir görüntüsü olması lazımdı. Bakın 1, 2, 3, 4'ün her birinin ne var? Her birinin bir elemanla gittiği doğrudur. O zaman bir fonksiyon değildir. Yanlış. Tanım kümesi 3 elemandır. Yanlış. Tanım kümesi de kaç tane eleman var? 4 tane eleman var. Görüntü kümesi 3 elemandır. Yanlış. Biz burada tarif etmiştik. Bakın görüntü kümesi kaç elemanlı? 2 elemanlı. Değer kümesi 2 elemandır. Burada da C ile D'yi ters vermiş aslında. Görüntü kümesi 2 elemanlı. Değer kümesi 3 elemanlı olacak. F1 ile F2'nin görüntüsü A'ymış. Evet 1 de 2 de nereye gidiyor? A'ya gidiyor. O zaman E şıkkımız doğrudur. Yani birinci sorumuzun cevabı ilk çıtır çerez sorumuz Edirne'ydi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda burada bolca fonksiyon vermiş, bağıntı vermiş. Kaç tanesi fonksiyon belirtir demiş. Şimdi bu tip sorularda benim kullandığım bir cümle var. Amacımız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yani sizin amacınız bunun fonksiyon olduğunu değil, fonksiyon olmadığını kanıtlayabilmek. Eğer fonksiyon olmadığını kanıtlayabiliyorsanız o fonksiyon değildir şeklinde yol çıkacağız. Şimdi mesela alt tarafı sıfır yapan değerler nedir arkadaşlar? Eksi artı kök 2 değerleridir. Ama siz tarım kümesi ne almışsınız? Reel sayılar almışsınız. Yani siz ne yazamazsınız? Fonksiyona eksi kök 2 artı kök 2 yazamazsınız. O zaman birincisi ne değildir? Fonksiyon değildir. Şimdi ikincisinde siz burada tam sayı veriyorsunuz. Ne olmasını istiyorsunuz? Doğal sayı olmasını istiyorsunuz. Bakın Amacınız doğal sayı olmayan elemanlar verebilmek. Mesela ben x yerine 1 verirsem ne gelecek orası? Eksi 2 gelecek. Bu ne değildir? Bir doğal sayı değildir. O da bu fonksiyon belirtmez. Yani sizin sol taraftaki eksi 2 elemanınızın, tamam mı? Görüntüsü sağ tarafta yok. O zaman eksi 2 boşta kaldı. Bu ne demektir? Fonksiyon değildir anlamı taşıyor. Üçüncü de alt tarafı sıfır yapan elemanları biz tanım kümesine ne yapmamız lazım? Almamamız lazım. Yani nedir onlar? Artı eksi kök 5 değerleridir. Fakat şartınız ne? Tam sayı olması. E burayı tam sayı yapıp da sıfır yapan bir eleman yoktur. O zaman siz fonksiyonsunuzdur. O zaman üçüncüsü fonksiyon çıktı arkadaşlar. Oldu mu? Geldik dörde. Reel sayılardan reel sayılara. Tamam mı? Kök içinde x küp eksi 2. Şimdi burasını negatif yapma şansın var mı? Yok. Ama sen x'e mesela atıyorum eksi 2 verirsen. Eksi 2'nin görüntüsü ne olacak? Eksi 8 eksi 10. Kök içinde eksi 10 olacak. Ama bu ne değildir? Bir reel sayı değildir. O zaman bu da bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Geldik 5'e. Bakın kökün derecesi tek. O zaman kökün derecesi tekse şurası üçgen. İçerisi her şey olabilir. X eleman reel sayı. Tamam mı? Yani burası sıkıntı yaratmaz size. O zaman bu nedir? Bir fonksiyondur. O zaman kaç tane fonksiyonu çıktı? 3 ve 5 yani toplam 2 tane fonksiyonuz vardır diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı Bursa'ydı arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. A'dan B'ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyondur diye sormuş. Şimdi bir kere şartımız ne? Tanım kümesindeki her elemanın yalnız bir görüntüsü olacaktı. Bakalım 1, 1, 1. Bu olmadı. 1, 3 yere gitmeye çalışmış. O bir bağıntıdır. Fonksiyon değildir. 1, 2, yalnız 3'ün görüntüsü yok. Bakın A'dan B'ye benim fonksiyonu. Bu şekilde yazmaya çalışıyorum. O zaman 3'ün görüntüsü yoksa o zaman o da fonksiyon değildir. 1, 3 bakın 1 hem 1'e gitmiş hem de kaça gitmiş 2'ye gitmiş. O zaman bu da bir fonksiyon değildir. Her elemanın yalnız bir görüntüsü olacaktı. Bakalım D'de değil büyük ihtimal. Çünkü orada çok eleman var. 1 2 2 1 2 2 bakın 2 1'e de gitmiş, 2'ye de gitmiş. 1 2'ye de gitmiş, 1'e de gitmiş. O zaman bu ne değildir? Fonksiyon değildir. Hatta 3 de 2'ye de 1'e de gitmiş. Bu olmadı. Bu bize neyi verir aslında? A kartesyen çarpım B'nin durumudur bu şu sağ taraftaki küme A karteden çarpım ve bütün durumları almış. Ama bu bir fonksiyon belirtmez ki. Burada birin görüntüsü var, 2'nin görüntüsü var, 3'ün görüntüsü var. Tamam. Okey. O zaman doğru cevabımızın gelecektir. Edirne gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Geldik 4'e. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir demiş. Şimdi 2'nin 3'ün ve 4'ün nesi olması lazım? Görüntüsü olması lazım ve yalnız bir görüntüsü olması lazım. 2 verdiğinizde kaça gidiyor? 4'e. 3 verdiğinizde 9'a. Bakın 2 verdiğinizde 4'e, 3 verdiğinizde 9'a. 4 nereye gidiyor? Soru işareti. O zaman 4 bir yere gitmiyor. O zaman fonksiyon belirtmez. 2 verdiğinizde bakın fonksiyon ne yapıyor? Verdiğiniz değerin bir eksiğini hesaplıyor. 2 verirseniz 1'i göreceksiniz. 3 verirseniz 2'yi göreceksiniz. 4 vereceksiniz. Olmayan bir eleman görmeye çalışacaksınız. O zaman B şıkkı da ne değildir arkadaşlar? Fonksiyon değildir. Şimdi C'de 2 katının bir fazlası. 2 yazsam 2 kere 2 4. 2 nereye gitti? 5'e gitti. 3 nereye gitti? 6, 7'ye gitti. 4 nereye gitti? 8, 9'a gitti. 5, 7, 9 var mı? Var. O zaman bizim fonksiyonumuz nerededir? C handadır. Bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Peki D'de? D'de siz mesela 2 verseniz kaç yapacak? Kök 4 yapacak. 3 verseniz kök 7 yapacak. Kök 7 gördüğünüz gibi B bir kök 7 diye bir eleman yok. O zaman D de değildir. Şimdi burada baktığınızda mesela 3 verseniz ne oldu? F3 kaça eşit oldu arkadaşlar? 5 bölü 2'ye eşit oldu. Böyle bir eleman B yok. O zaman bu da bir fonksiyon belirtmez. O zaman doğru cevabımız ne gelir? C hangi gelir? Diyebiliriz. Geldik 5'e. Aşağıdaki bantlardan hangisi tanımlı olduğu aralıkta fonksiyon belirtir? Tekrar söylediğimiz gibi amacımız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yani amacınız ne yapmamak? E, doğal sayı olmayan işte bu sağ taraftaki küme neyse oradan olmayan elemanlar bulmak. Ya da tanım kümesi de fazladan eleman eksikliği yaratmak. Mesela şimdi doğal sayıların doğal sayılara her verdiğiniz doğal sayının bir karşılığı bir doğal sayı mıdır? Evet bir doğal sayıdır. Tanımlı olduğu aralıkta fonksiyon belirtir. Tamam bu okey. Bunda bir problem yok. Sıfır veririm, bir veririm, iki veririm. Mesela B'de Eksi 2 veremezsiniz. Eksi 2 verirseniz ne olmazsınız? Bir doğal sayı olmazsınız. Reel sayılardan reel sayılara. X'e eksi 3 veremezsiniz. Rasyonel sayılardan rasyonel sayılara. Bakın rasyonel sayılardan rasyonel sayılara x'e 2 veremezsiniz. Sonuçta 2 de 1 nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Ama siz fonksiyonu 2 yazamazsınız. Reel sayılardan reel sayılara siz x'e 3 veremezsiniz. 3 verdiğiniz zaman ne olacak? Karşı taraftaki görüntüsü olmayacak. O zaman bu da gitti. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? İlk şıktan doğruyu bulduk. Adana geldi diyebiliriz. Geldik 6'ya. Şimdi bir fonksiyonun <laughs> daha doğrusu bir bağıntının fonksiyon belirtmesi için biz ne yapıyoruz? X eksenine dikmeler çekiyoruz. Çektiğimiz dikmeler yalnız bir noktada kesmeli. Bakın bunun tipi güzeldir ama bir fonksiyon değildir. Bakın bunun tipi güzeldir ama bir fonksiyon değildir. Zaten bu arkadaş çok kes kesişmiş. Bu da değildir. Ceyhan'dır fonksiyon zaten şu an tipine baktığınız zaman. Bakın Burada burada da fonksiyondur. Ama peki aşağıdaki grafikler hangisi gerçel sayılarda tanımlı? Şimdi gerçel sayılarda tanımlı diyorsa o zaman biz ne yapacağız? Fonksiyonu nereden alacağız? Reel sayılardan alacağız. Yani her şeyi vermek isteyeceğiz biz. Peki burada her şeyi verebiliyor musunuz? Yok. Buradaki sayıları veremiyorsunuz bakın. Yani şuradakileri veremiyorsunuz. O zaman bu da değildir. Yani doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da altın sorumuzdu. 7. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Şimdi beni eden ilgilendiren üç tane fonksiyon vardır. Bunlardan bir tanesi rasyonel fonksiyonlar. Yani y eşittir, fx bölü gx şeklinde olanlar. Bir tanesi köklü fonksiyonlar, irasyonel fonksiyonlar, köklü olanlar. Kökün ilerisi çift iken. Bir tanesi de logaritmik fonksiyonlar. Şimdi bunların temel şartları var. İşte burası sıfır olmayacak. g sıfır olmayacak. Burada f sıfırdan büyük eşit olacak. Burada da f sıfırdan büyük olacak. Bu şartların yerine getirildiği durumlarda biz en geniş tanım kümesini buluruz. O zaman mesela bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi rasyonel bir fonksiyon. Alt tarafa sen ne veremezsin? 3 veremezsin. Bir de ne veremezsin? Eksi 3 veremezsin. X bu ikisini olmaz. Ama gerek kalan real sayılardaki her şey olur. O zaman doğrucağımız ne gelir? Edirne gelir diyebiliriz. Bakın dikkatli bakın. Bursa'daki bu bir aralıktır. Yani eksi 3, 3 aralığındaki 0'ı 1'i 2'yi de veremiyorsun demeye getiriyor ama bu öyle bir şey değil. Şurası bir aralık. O zaman bu değildir arkadaşlar. Dikkatli olun. Tamam. 8. Fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır? O zaman bu arkadaş sıfırdan büyük olmalı. Bu da sıfırdan büyük olmalı. Bu arkadaş eleman reel sayı. Çünkü kökün derisi tekse içerisi her şey olabiliyor. Bundan bahsetmiştik. O zaman x eksi 2 ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit. 16 eksi 2x ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit. Bunu bu tarafa attık. x küçük eşit ne oldu? 8 oldu. Buradan da ne baktık? x 2'den büyük eşit oldu. O zaman 2 küçük eşit x küçük eşit 8 olacak. Burada da kaç tane tam sayı vardır? 7 tane tam sayı vardır diyebiliriz. Bu da 8 sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 9'a. Fonksiyon tanım kümesi. Kaç tane doğal sayı vardır tanım kümesinde? Şimdi burada bakın biraz önce şurada saydığım fonksiyonlar vardı. Bunlara dikkatli bakacak olursanız ben bunu buradan kopyalayayım. Buraya da yapıştırayım. Burada da lazım onlar bize. Tamam mı? Şimdi orada iki tane fonksiyon tipi var. Bir tanesi rasyonel fonksiyon, bir tanesi logaritmik fonksiyon. Şimdi logaritmik fonksiyona göre 3 eksi x'in ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Bunu bu tarafa atıp Arap gibi sağdan okursak x küçüktür 3 yaptı. İlk şartımız bu. Şimdi o zaman sonsuz tane bir doğal sayı vardır diyemem. Doğru mu? 4 tane 0, 1, 2 dediğiniz zaman 4 tane de olmaz. Bir de rasyonelliğe bakalım. Burası ne olamaz arkadaşlar? Sıfır olamaz. 1 eksi logaritma 2 tabanında 3 eksi x ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman burası 1 olamaz. O zaman burası 2 olamaz. X de ne olamaz o zaman? 1 olamaz anlamı çıkar. O zaman 0, 1, 2 içerisinden biri de iptal edersek toplam bizim 2 tane tanım kümemizde ne oluyor arkadaşlar? Doğal sayı oluyor diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik 10. soruya. Fonksiyon görüntü kümesi. Şimdi bak görüntü kümesini bulmak biraz daha dikkatli olması gereken bir şey. Çünkü tanım kümesinde belli şartlarınız var. Yani siz işte rasyonel fonksiyon, irasyonel fonksiyon, logaritmik fonksiyon bunların belli kuralları var. Ama en geniş tanım kümesi ayrı, görüntü kümesi ayrı. Görüntü kümesinin belli bir kuralı yok. Siz kendiniz manuel düşüneceksiniz. Hocam burası bir parabolik bir hareket. Oradan yola çıkabilirsiniz. Yani orası aslında şöyle dinlenebilir. X artı birin karesi artı 1 artı 2 diye bunu ayırırsam artı 2 oldu. Doğru mu? O zaman benim burası minimum yani şurası sıfır olsa bile benim fonksiyonum görmeye nereden başlar? 2'den başlar. Burası hep pozitif olacağına göre o zaman sonuç orası büyüyecek. 2 fazlasını da alacağına göre o zaman benim görüntü kümem 2'den sonsuzadır ama kapalı aralık almam lazım. Değil mi? Bak ben onu atladım. Denizli'ye gidiyor değilim. Gitti de yani. Değil mi? Peki bakalım. Geldik 11'e. Yukarıdaki grafik verilen grafik verilen f fonksiyonu tanım kümesi a. Şimdi tanım kümesi x ekseni. Değer kümesi y ekseni. Gördüklerin de y ekseninde. Ama gördüklerini bir grafiğe bakarak ne söyleyebiliriz? Şimdi tanım kümesi bakın x 4'ten başlıyor. x 4 dahil mi? Hayır. Çünkü bakın burada x 4 verememişim. Gidiyor gidiyor gidiyor. 3'e kadar 3'ü vermişim. Daha sonra bakın buradan da devam etmişim. O zaman ben -4 açık 5 kapalı aralığı benim tanım kümemdir diyebilirim. Bakın görüntü kümesi gördüklerim. Ben nereden başlıyorum görmeye? -2'den başlıyorum görmeye. -2'yi gördüm. Görüyorum, 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 görüyorum. 6'ya kadar görüyorum ama 6'yı görmüyorum. Neyi soruyor bana? Kesişimlerini. O zaman bir sayı doğrusu üzerinde çizseniz net anlarsınız. Burası -4. Burası 5. Burada da burası -2. Burası alt. İkisinin kesiştiği yer burası. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 2 5 kapalı aralığıdır diyebiliriz. Yani doğrucağımız ne gelir arkadaşlar? Bu testin son sorusunda Bursa gelir diyebiliriz ve böylece fonksiyonlarda ilk testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.